Hello. Şunları çıkarayım, rahat rahat konuşayım. Ne habersiniz? Nasılsınız? Galiba bugün aşırı spontane bir kararla Seattle Part 2 vlog geliyor. Evet. Bugün hava çok güzel. Bu incecik bir mont giydim, içimde sweatshirt de, yani bayağı eşofman sweatshirt. İncecik moddayım. Tam bir bahar havası. Buse Seray'la gidiyorum yine. Buse Özgür Atlas Band örtüsü olarak. Aslında muhteşem 3,5'luk bir ekip olduk biz. 4 kişi sayılmayız çünkü. Ama asıl güzel olan şey, Seattle'da sadece outlet'e gitmiyoruz. Bu sefer bana dediler ki, şöyle bir teklifle geldiler. Merkezinde de böyle ufak bir yer varmış, Pike Place diye. Oraya da uğrarız. Orada güzel bir kahve içeriz. Oradan sonra outlet'e geçeriz. Sonra da tekrar buraya döneriz dedik. Planımız bu yönde. Bakalım nasıl olacak? İzleyelim, görelim. Vallahi bilmiyorum, aslında çok yorgun hissediyorum kendimi ama vitaminlerimi çaktım. Hemen aldım sabah, riske girmedim. Outlet'te pek bir şey bulur muyum bulmaz mı bilmiyorum. Geçen sefer çünkü Outlet'te o kadar böyle bir wow olmamıştım. Yani bilmiyorum, belki ilk gidişimde planladığım şeyleri buldum bulamadım, başka şeyler buldum falan. O yüzden böyle Outlet'ten yana çok bir beklentim yok. Ama şeyi merak ediyorum, şehir merkezini merak ediyorum. Şimdi Buse'leri bekliyorum. Langley'e geldim, saat 9 demiştik. Saat 8:58 işte. Onlar anca çıkarlar falan. Ben de hava çok güzel diye burada böyle bir yer buldum, sessiz sakin. Kahvemi içip böyle bir ufak bir muzum vardı yanımda. Muzumu atıştırıp yola çıkarız diye düşünüyorum. Bakalım nasıl geçecek? Bekleyelim, görelim. Oh, muzun kırıldığı yere evet, açtım kameramı Seattle'dan. Şimdi Seattle merkeze geldik ve Starbucks'a giriyoruz. Burada çok büyük bir Starbucks varmış. Beni oraya getirdiler. Bakalım nasıl bir yermiş. Bakery kısmı. Şimdi size birkaç parça bir şey göstereceğim. Burada fruit salad yapılıyor. Merkezindeyiz. Pike Place'e yürüyoruz. Aynen Burası öyle. Bir public market, değil mi? Evet. Meşhur. Bakalım beğenecek miyim? Ben şu anlık Seattle'ı sevdim valla. Yani bilmiyorum, Vancouver'dan transit mi geçsem, ne yapsam? Thank you.
Hayatta resmen sınandım. Her yer adım başı lale, çiçek. Şunlara bakar mısınız? Bu arada Seattle Downtown'dan çıktık. Şimdi Seattle Outlet'e geldik. İkinci sefer Seattle Outlet'teyim. Şöyle çekeyim. Arkamda Seattle Outlet şu an. Gezelim bakalım markalarda bir şeyler var mı? İndirim var mı? Güzel bir şeyler bulabilecek miyiz? Bakalım bu sefer şansımıza neler çıkacak. Evet, sanırım şu an ayarladım ekranı. Okey. Evet, ben yine buradayım. Ve bir takım alışverişler yapıldı. Bir takım outletlere gidildi. Bir takım güzel böyle renkli şeyler alındı. Tam bir yaz moduna geçiş yapıldı. Ben buraya kışın geldiğim için aslında çok fazla yazlık bir şey getirmemiştim. O yüzden böyle yazlık alışverişte bir şeyler bulurum belki falan diye böyle yola koyuldum. Bir de şey güzel oldu. Paskalya indirimleri vardı. Easter olduğu için bizim gittiğimiz gün Easter'a denk geldi. O yüzden de güzel şeyler bulabildim. Çok fazla bir şey almadım ama güzel şeyler aldım. Etkili şeyler aldım. Bir de yaza doğru Türkiye'ye gitme planlarım olduğu için birkaç tane annemin istediği bir şey vardı. Onları da bulmuş oldum. İyice mantıklı oldu. Şimdi size onları göstereceğim. Beraber açalım. Bir yudum su içeyim. Ve şöyle arkadan başlayalım. Nike'den çok tatlı bir sivet aldım. Bir de şu kısa bilekli çoraplardan arıyordum. Şöyle üçlü buldum bir tane. İndirimdeydi bayağı. Siyah olanı şöyle klasik. Şöyle. Swoosh var yani. Bunda ne yazıyor? Have a Nike yazıyor gri'de. Bunda da böyle swooshlu bir smiley var. Tatlı, kötü değil. Bana ekstradan app indirimiyle, membership indirimiyle birlikte 11 dolara geldi. 12.99'muş, %15 gibi bir indirim yapıldı. 11 dolara mı, 10 dolara mı ne geldi? Öyle bir şey, böyle üçlü bir çorap aldım. Sonra şöyle çok tatlı bir... Şunu kapatayım. Böyle her yerde bulamayacağımı düşündüğüm ve benim tarzım olan bir şöyle bir hırka gibi bir sweatshirt aldım. Şöyle. Da tatlı. Şöyle şunun üzerine giyip göstersem anlaşılır mı acaba? Yani tam benim tarzım. Üzerimdeki de zaten Air Jordan'ın. Bu direkt Nike ama galiba. Şöyle her yer beyaz. Bu da beyaz anlaşılacak mı bilmiyorum ama. Şöyle bir sweat. Böyle yazın şortların üzerine falan giyilir yani. Yazın değil pardon, baharda. Havalar hafif soğuduğunda yine giyilir. Kışın bile giyilir yani. Tam benim tarzım, çok hoşuma gitti. Şuna gelelim. Şurada çok. Tadam. Ben aslında bir tane Converse istiyordum. Bu şey Comme des Garçons işbirliği, yani collaboration yapılan bir modeli var ya. Onun siyahından istiyordum. Vardı aslında burada her yerde ama hatta outlet'te de altı kırmızı tabanlı olanları vardı. Denedim. Ben bu alçak tabanlı Converse'i istemiyorum artık. Galiba ondan çok mutlu olmadığımı fark ettim. Bir de çok çabuk yamuluyor, ediliyor. Bende bir tane sarı var uzun olanlarının, uzun Converse'lerden ama tabanı aynı. Biraz yüksek istiyordum. Bu ara yükseklere sardım. Şöyle bir model aldım. Yüksek taban, yani çift taban gibi düşünün. Şöyle arkasında bir tane böyle kiraz deseni var. Bu da Converse'in Cherion işbirliğiymiş. Bu da hoşuma gitti bayağı. Sonra Ralph Lauren'i göstereyim hızlıca. Ralph Lauren'den aslında pek bir şey beğenmedim ama son dakika tam çıkarken %15 indirim varmış. Bunun da sadece büyük bedenleri kalmış ama ben zaten bunda çok küçük bedenleri sevmiyorum. Aşırı dar oluyor. Ben o kadar şu an dar şeyler sevmiyorum. Bunu denedim. Tam oldu. Yani large beden aldım bunda ama böyle hafif bol. Şortların üstüne de olur, kotun üstüne de olur. Bu böyle şey kumaşı. Ne kumaşı bilmiyorum. Yün değil. Merserize mi? Merserize de değil. Bilmiyorum, yazmıyor. Neyse, bu rengini aldım. Bu ara pembelerle çok iç içeyim. Hoşuma gitti. Bir tane daha pembe bir şeyim var, göstereceğim. Bu da böyle bir hırka. Bunu da sevdim. Bu da bitti ve kaldı bir anneme aldıklarım. Ya bunlar kozmetik, bir de Marc Jacobs'tan bir tane küçük bir çanta aldım. Onu da göstereceğim. Şu markayı bilirsiniz. Replika yazıyor üstünde. Maison Margiela'nın. Maison Margiela. Şimdi bundan parfümümü aldım.
Var ya. Bir tanesini de açtım, sabah göstereceğim. Bir de bu vardı. Bunu da sabah bir kullandım. Ama üstünde fiyatları da var. Hatta güzel oldu. Onları da göstereceğim. Şimdi şunu anneme aldım. Bu parfümü ama hem parfüm hem de aslında şey, şu boy 30 ml parfümü Beach Walk'um. Yanında da böyle bir refill. Bu da cam şişede. Bu bittiğinde bunlar refill yapıyorsunuz. Bu da 100 ml. Yani aslında bayağı avantajlı bir alışveriş oldu. Bu bana ne kadara denk geldi? Hemen söylüyorum size. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam küsürdü. Yani 170 ya da 200 küsür. 220 buydu. Bu 160'mış. Aynen. Bunun mağaza fiyatı 200 küsür bir 200 küsür dolar falandı. Ben bunu 41 dolara aldım. Bu bayağı mantıklı bir alışveriş oldu. Kendime de bir tane parfüm aldım 100 ml. Bu da On A Date serisi. Bu da 160 dolar retail price'iymiş. Ben sale price, indirimli fiyatı 48 dolara aldım. Bu da bayağı hoşuma gitti. İki tane de mum aldım. Bunların da retail price'i 70 dolardan 21'e düşmüş. Biri Beach Vibes, biri de On A Date. Yani aldığım parfümün mumu. Sonra biri anneme, biri kendime, aynı renk zaten. 50 faktörlü It Cosmetics'in CC Concealer'ını aldım. Daha 21 dolardan 10 dolara düşmüş. Güzeldi. Yani bu It Cosmetics'i seviyorum zaten. Sonra Kiehl's'ın serisinden bir tanesini bilmiyorum. Diğerlerini kullandım zaten. Bu günlük güzel bir yağ. Bakın ya. Ben bunu çok seviyorum. Daha önce de kullanmıştım. Burada artık fiyatları çok arttığı için almayı tercih etmemiştim. 30 ml'ini aldım. 35 dolara düşmüş. Sonra şöyle bir set vardı. 150 dolar retail price'iydi. 42 dolara düşmüş. Üçlü. Bunun içinde de Midnight Recovery var. Ondan sonra Wrinkle Reducing Eye Cream var. Bir de Cannabis Sativa Seed Oil diyor. Ama bu neye geliyor bilmiyorum ya. Problem ne? Bakım yağı da. Cildi sakinleştiren ve dengeleyen diyor. Öyle bir yağmış. Bunu denemedim daha önce. Ve son olarak da bunu göstereceğim. Böyle bir çanta aldım kendime. Hemen gösteriyorum. Kendime erken doğum günü hediyesi diyebiliriz buna. Ama doğum günü hediyesi olarak saymıyorum. Bunu şöyle çok mantıklı buldum. Baktım beğenmem, kullanmazsam satarım diye düşündüm. Çünkü inanılmaz bir indirim vardı ve son günüydü indirimin. Bu bana TL bazında 2000 liraya, 2200 liraya falan geldi. Sıradan indirim vardı çünkü üstünde. Ben bunu çok beğendim. Rengi çok beğendim. Boyutu aslında benim bu boyut istemiyordum. Medium boy istiyordum ama şu an o boy bu modelde yoktu. Ya büyük, en büyük boy vardı ya bu vardı. Ben bunu daha çok beğendim. Böyle hani günlük kullanımda da takabilirim. Ya da hani bilmiyorum bir yere giderken falan da takabilirim. Hoşuma gitti. Güzel bir çanta. Rengi çok hoşuma gitti. Bu ara pembelere çok sardım gerçekten. Bu da böyle bir alışverişti. Bu da son oldu. Son ürün yani. Bu kadar. Böyle arada şey gibi geliyor. Hani ben buraya sürekli alışveriş koyuyormuşum ve alışveriş yapıyormuşum sürekli gibi görünüyor. Ama hayır, mantıklı alışveriş yapmayı seviyorum. Bir şeyin fiyatını uygun bulduğumda o an düşünüp almayıp sonra pişman olmak yerine alıp artık bir şeyleri satabileceğimiz bir düzende yaşıyoruz. O pişmanlığı yaşamak istemedim. En kötü kullanmam, kutusu her şey duruyor. Satarım diye düşündüm. Kullansam bile satabileceğim bir düzende olduğumuz için de mutlu oluyorum. Mesela ben Samba aldım, bir kere giydim ve burada satabildim. Bu beni çok mutlu ediyor. Satıp onun yerine istersen başka bir şey alırım, istersem almam. Ama bu beni alışveriş yapmaktan korkmaz bir hale getiriyor. Çünkü bazı şeyleri uygun fiyata bulduğumda gerçekten almak istiyorum. Özellikle bu yerlerde işte outlet ya da indirim olan bölgeleri, yani mesela Black Friday, Boxing Day gibi indirimler olduğu zaman ya da Easter Day gibi bunları kullanmaktan yanayım. Türkiye'de bunları biraz daha zor görüyorduk ama burada gerçekten çok ciddi indirimler oluyor ve bu benim hoşuma gidiyor. Bunu da güzel değerlendirmiş olduğumu düşünüyorum. Böyle bir bahar alışverişi oldu bana. Güzel oldu, hoşuma gitti, mutlu oldum. Seattle'da değerlendirmiş oldum. Neyse, toparlayayım ben bunları şimdi. Ha bu arada bu lalelerimi de Seattle'da downtown'a indik. Orada Pike Place diye çok güzel bir yer vardı. Public Market. Pike Place'de kalıyor yani downtown'da. Orada böyle laleler meşhurdu. Yani daha doğrusu çiçekler meşhurdu. Ama sezon, yani dönem olarak lale dönemine denk geldiğimiz için de böyle rengarenk anı kalması adına böyle bir lale mixi yaptım kendime. Başka bir şey kalmadı sanırım aldım. Aa bir de bir tane daha bir şey aldım. Onu da göstereyim.
Bir de kendime böyle bir Seattle hatırası aldım. Bunu da orada o yine public markette bir tane yaşlı bir amca yapıyormuş. Kendisi yapıyormuş. Sulu boya bu. Baskı çalışmaları da vardı. Ama ben hani böyle bir anı kalacak bir desen istedim. Başka desenlerde çalışıyordu. Bunu bulunca bunu almak istedim. Bu da evimin ilk çerçevesi olacak. Buna bir çerçeve alacağım ve duvarıma asacağım. Yani ilk resmim, art, sanat artık ne denirse evime ilk çerçeveyle asacağım ürünüm oldu. Güzel bir anı olacak benim için. Seattle sevdim. Genel olarak Seattle'ı çok sevdim. Hatta gidip bir gün kalmalı ya da bir iki gün kalmalı. Rota da çizmek istiyorum kendime oraya gideceğim. Bakalım. Yani Seattle'ı biraz daha gezmek istiyorum. Beğendim çünkü. Bu da böyle bir anı. Bunu da şimdi kahve köşeme koydum. Kahve köşemde güzel bir çerçeve bekliyor kendisi. Böyle şimdi ben burayı toparlayayım. Sonrasında görüşürüz. Ev ev değil, deliler evi. Şuradaki hoparlörden bize müzik dinletiyorlar. Nasıl bir binada oturuyorum ben ya? Allah, saat sabah 8:30. Salın bizi. Thank you. Thank you. Bye. Günaydın. Bana biraz şok içinde bir uyanma oldu. Bu ne denir bilmiyorum ama bugün yangın alarm kontrol günüymüş. Evin dağınıklığı için de özür dilerim. Sesi duyuyor musunuz? Bunun kontrolüne gelmek için bana yaklaşık yarım saattir klasik müzik dinletiyorlar. Ben de aradım konserjiye ve dedim ki yani evimde klasik müzik çalıyor, sebebini öğrenebilir miyim? İşte yıllık yangın alarm kontrolü varmış. O yüzden çalıyormuş. Şimdi adam geldi, kontrol etti. Evde bip bip sesler çıktı. Çok kibarlar, teşekkür ederiz. Ama mal gibiyim yani. Hani ben müneccim değilim abi. Ben nereden bileyim böyle müzik çaldığı zaman kontrole geleceklerini. Kadın diyor ki bana, İşte bu şeyin alarmı aslında, yani sizin evinize geliyorlar birazdan kontrol için. Onun haberini veriyor demekmiş. Bir şey daha öğrendim. Her güne yeni bir bilgi. Yani evime yangın alarmını, hoparlörleri kontrol etmek için klasik müzik dinleterek haber veriyorlar. Hani mesaj da atabilirdiniz. Yeter ama biraz. Sabah 8:30 saat daha. Neyse. Bu arada plaklarım takılı ve konuşurken garip garip konuşuyorum. Ay çok kötü. Neyse ben kapatıyorum. Sonra konuşuruz tekrar. Hello. Kendime bir güzellik yapayım dedim. Deniz'e kahvaltıya geldim. Şimdi... Evet. Ne yesem diye düşünüyorum. Çok acıktım. Bayağı da bekledim. Saat 10:30 oldu. O yüzden güzel bir kahvaltı ederim diye düşünüyorum şimdi. Hello, I'm ready to order actually. Can I get one all American slim, but I don't eat pork, so can we replace the ham and pork with this turkey bacon? Yes. So there's no ham? No ham and also sausage. So I will replace it with 4 turkey bacon. Yes. Please, and white toast is okay for me. And for drinks? Coffee please, black coffee. Thank you. Thank you. Turkey bacon? Thank you. Do you like any hot sauce, peanut butter? Actually, peanut butter and jam, strawberry jam if you like. Thank you. Sesi ne kadar duyuyorsunuz bilmiyorum ama yine başladılar klasik müzik dinletmeye. Mesaj falan geliyor.
Heh, sustu. Ne bu ya? Tamam anladık. Yangın alarmlarını test ediyorsunuz ama yeter yani. Dairenin içine sürekli hoparlörle ses vermek ne demek ya? Bir şeyle uğraşıyorum. Bir anda bir ses, biri konuşuyor. Bir anda müzik giriyor. Bir anda SMS sesleri falan. Manyaklar. Hakikaten ruh hastası. Normal değiller. Sabahın 8.30'unda ben maruz kaldım. Hala devam mı ediyorsunuz? Yani saat olmuş 1.30. Ay neyse. Kanada. Böyle alışamıyorum sana böyle şeyler yaptığım müddetçe. Evet. Ben yine bir kapanışla buradayım. Ama bu ara o kadar saçma saçma şeyler oldu ki kesik kesik çektim ve video böyle bir anda editlerken bir baktım bu videonun yine kapanışı yok. Neyse siz alıştınız, ben alışamadım, siz alıştınız bana. Bugünlük benden bu kadar olsun. Böyle tam spesifik konusu olan bir vlog olmadı. Böyle kısa kısa birkaç günün birleşimi gibi oldu ama umarım beğenmişsinizdir. Seattle'dan biraz çektiklerimi koydum. Outlet'te çekmedim çünkü bu sefer çok kısıtlı bir vaktimiz vardı ve alacaklarımı aldım direkt size unboxing olarak açmak istedim. Yine de beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tabii ki yorum yaparsanız ne ala, çok çok mutlu olurum. Ki zaten arada beğenenleriniz olduğunda yorumlarda bunu belirtiyor ama belirtmek istemeyenleriniz de beğen butonuna basarsa ben en azından ne tarz videolar beğendiğinizi, daha çok izlemek istediğinizi anlamış olurum. Bugünlük benden bu kadar efendim. Sizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.